Genç Ağlar sunar. Mutlu Günler Bülent Yüksel'le 10 numara başladı. Evet, ağırlıklı gündem maddemiz üst üste denk geldi belki ama Galatasaray seçimleri. Önümüzdeki hafta Cuma, önümüzdeki hafta Cuma listeler verilmiş olacak. Dolayısıyla başkan adayları kimdir, listeleri nedir artık ortaya çıkmış olacak. Semih Bey merhabalar efendim. Merhaba, iyi yayınlar Bülent Bey. Teşekkür ediyorum. En son iki gün önce Hayri Kozak Bey, üç gün önce böyle bir kafasındaki projeyi anlattı. Ben bunu yakında Galatasaray kamuoyuyla paylaşacağım dedi. Üstünden geçtim. Siz de bu arada dinlemiş oldunuz, hakim oldunuz ne dediğine. Siz de benzer şeyler söylüyorsunuz esasında. Dursun Özbey'in belki aday olması size yeterli olabilirdi. Nakit akışı bakımından Galatasaray'a bugüne kadar katkıları oldu dediniz. İşte tecrübe bakımından da hani sınıfı geçer diye düşünüyorsunuz anladığım kadarıyla. Sizin münasebetleriniz o yönde, Dursun Bey'le de var herhalde iyi münasebetleriniz. Dolayısıyla evet, ben belki bundan 10 sene önce konuşuyor olsak Dursun Özbek genç taraftarında, genç kesiminde üye olmayan taraftarın da çok üzerinde duracağı bir isim değildi belki, ama şu anda insanlar gerek Galatasaray Genel Kurulu nezdinde gerekse taraftarlar olarak sosyal medyada gördüğüm, okuduğum taraftarlar olarak bir arayış içerisinde. Bu birleşme mevzusuna ne diyorsunuz öncelikle? Onu sormak istiyorum. Vallahi birleşme olabilir zaten. Zannediyorum ilk seçimde böyle bir münasebetler olmuş. Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk arasında. Hatta Metin Öztürk konuya çok daha sıcakmış. Fakat konuşmalarda bana anlatıldığına göre Eşref Hamamcıoğlu demiş ki tamam Metin Öztürk, seni alırız, başkan yardımcısı yaparız ama başka kişi kimse de almayız yönetime. O diyor, bana diyenler dedi ki bu tabii birleşme olmaz, ilhak olur demiş. İlhak. Biz de böyle. Yani evet, şey. Katılım. Ekibine katılım, evet. Ekibine katılıyor, sadece Metin Öztürk'ü alıyor, diğer hiçbir üyeyi almıyor. Biz onları da kurmuşlar takımlarını. Sonra iki senedir çalışıyorlar. Şimdi ondan sonra da, o seçimden sonra tekrar bir iki sene çalıştılar şimdi. Dolayısıyla biz bu kadar çalıştık, bu kadar arkadaşımız var. Bu kadar bu işe girmek isteyen hevesli arkadaşlarımız var. Hepsini bırakıp da Metin Eşref'in listesinden ikinci başkan olmaz demiş yani. Herhalde bana da bir muayyen bir sayıda kontenjan ayırman lazım demiş yani. Madem birleşeceğiz. Şimdi o zaman ne oldu? Girdiler ikisi ayrı ayrı. İkisi de EPİ'ye puan aldılar. EPİ'ye oy aldılar. Fakat arada Burak çıktı. Halbuki birleşmiş olsalardı ikisinin oyu kendi listelerinden şampiyonu şeyi çıkaracaktı, başkanı çıkaracaktı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onun tarihleriyle yanlış yaptılar. Ama burada Metin'e de haksızsın diyemezsin. Hakikaten adam listesini kurmuş, kastamandır çalışıyor. Vaatleri var, şu var, bu var. Atlıyor öbür kayıya, diğer bütün arkadaşlar bu tarafta kalıyor. Mümkün değil tabii. Burada bence Eşref şey yapmış, kendine fazla güvenmiş. O da az farkla Burak'a yenildi. Fazla güvenmiş demiş, güvenmiş ve biraz da doğru çıktı yani. Çünkü son sandıkta kaybetti Burak'a karşı. Yani bu kadar oy siz de beklemiyor muydunuz? Eşref Bey için konuşuyorum. Vallahi şahsen yani ben öyle bir tahminler şunlar bunlar yapmadım. Ama şimdi görülüyor ki mesela divan seçiminde de Eşref başkan seçildi. 10 yıllık başkan İrfan Aktar'ı götürdü. Demek ki kendisinin Galatasaray Lisesi'nde ve başka arkadaşlar nezdinde iyi bir tabanı var yani. Benden küçük olduğum için, aynı jenerasyonun üyesi olmadığımız için kendisini yanlış değerlendirmiş olabilirim. Bunu divanda gördüm zaten, divan şeyinde. Şeyde de çok oy aldı. Ve bir aralık EPİ'ye açmıştı arayı. Adeta seçimi kazanıyor gibiydi. Sonunda ne olduysa o son sandıklarda, son 3-4 sandıkta Burak süratle artaraktan oyları geldi. İşte
az bir farkla seçimi aldı. Şimdi tabii iki başkan da bu işe girdiler. Hem de bu şartlarda, bu zor şartlarda. Ve ikisi de çok arzu ediyorlar. Bilhassa Metin Öztürk bu başkanlığı çok çok arzu ediyor. Ama haklı ama haksız. Dolayısıyla yani bir ihtimal, zayıf da olsa bir ihtimal, bu sefer ilhak değil de bir birleşme olabilir. Bir ihtimal. Anlatabiliyor muyum? Bir ihtimal. Şimdi tabii o zaman bu iş olur. Neticede ikisinin oylarıyla o grup, başka bir üçüncü namzet çıksa dahi o grup kazanır seçimi. Öyle görünüyor. Ama tabii bunu yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum. İkisi de çünkü çok çalışıyor. İkisi de kendine güveniyor. Sonra çok emek vermişler bu işe. Şimdi Galatasaray toplumu zannederim tabii şey de dahil, Hayri de dahil bu şey içinde. İki namzeti de Galatasaray'ı bu zor şartlardan, bunlar ikisi de kıymetli çocuklar. Ama Galatasaray öyle anormal şartlar yaşıyor ki, öyle dezavantajlı durumlar yaşıyor ki Galatasaray hakikaten Galatasaray'ı bu zorluklardan geçici olsa dahi çıkaracak. Bu zor durumlarda iyi omuz verecek bir daha güçlü bir maddi olarak daha güçlü bilhassa bir namzeti şey yapıyorlar. Galatasaray camiası özlem duyuyor. Anlatabiliyor muyum? Ama bunlardan bir tanesi bakarsın başa geçerek ve fırkalarda güzel bir idare gösterir. Bir Galatasaray'a başarılı olur. Çünkü bundan evvelki Mustafa Bey o da öyle. Ama hakikaten çok güzel şeyler yaptı. Ben şahsen ümidim o kadar yoktu. Ama mükemmel bir şeyler yaptı. Hem Flori'yi geri aldı. Hem de Türk lirası borçları, dolar borçlarının hepsini Türk lirasına çevirdi. Ve şu anda hakikaten Galatasaray'ın bir hükümden kurtardı. Rahmetli nur içinde yatsın. Anlatabilir miyim? Yani bugün belki Eşref Hamamcıoğlu muhakkak bir şeyleri hazırlamıştır. Bir şey, bir çalışmalar yapmıştır. Dolayısıyla yani maddi bakımdan bu işi götürür bakarsın. Veyahut aynı şeyi Metin Öztürk için de söyleyebilirim. Dışarıdan öyle gözükmüyorlar ama bu iş belli olmaz. Ama Hayri kardeşim ve onun gibi düşünen Galatasaraylılar ille ne bileyim Ali Koç gibi bir tip arıyorlarsa, Ali Koç gibi bir şahsiyet arıyorlarsa veyahut ne bileyim Dursun Özbey'in bir sürü otelleri var, iyi bir yaş adama gir bir veya Edel Aysal gibi, şu anki durumunu bilmiyorum ama iki gün önce yayın konuğumdu Sayın Azneleroğlu, o girmeyecek. Öyle diyor. Girmez zaten, girmez. Çünkü çok daha iyi şartlarda Edel Aysal beni yakından tanırım. Ünal Aysal'ın her halükarda imkanları çok çok iyi ama bir Özcan Canaydın kadar Galatasaraylı değil. 30 yıl dışarıda kalmış. Anlatabiliyor muyum? Yoksa hepsinden güçlü. Ama şu anki durumunu bilmiyorum, iş durumunu. Bunlar çok büyük oynuyorlar. Ama Galatasaray'ın mesela şu anda Ünal Aysal çıksa ortaya, Galatasaray toplumu çok memnun olur. Bana göre öyle. Ben de memnun olurum. Galatasaray'ın başında hakikaten çok başarılı bir iş adamı var diye. Ama o en iyi zamanlarında dahi Galatasaray'ın şimdikine nazaran çok iyi zamanlarda dahi divan kurulunda ufak bir şeyi sebepten fırsat bilip şapkasını alıp tüydü. Bakın açık açık söylüyorum. Tüydü diyorsunuz. Tüydü diyorum. Mazeret arıyordu. Anlatabiliyor muyum? Zaman zaman şikayet ediyordu. Çünkü diyorsun hakikaten başkanlara biz çok zor günler yaşatıyoruz. Adamlar, bütün başkanlar ki çoğunu sanıyorum hayatta olanların eskilerine çok kongrelerde yıpratıyorlar. Halbuki adamlar bütün iyi niyetleriyle Galatasaray için çalışıyorlar. Büyük fedakarlık yapıyorlar. Fakat Galatasaray Genel Kurulu emin olun bunu az takdir ediyor, çok yıpratıyor. Aradan zaman geçince böyle ah Ünal Aysal, ah Dursun Özbek, ah şu ah bu diyorlar. Bakın ben bu işleri çok iyi bilen bir kişi olarak bunları söylüyorum. Anlatabiliyor muyum?
hakikaten biz toplum olarak zamanında takdir edeceğiz. Sonradan takdir ediyorlar. İş işten geçtikten sonra takdir ediyorlar. Bak ne Dursun Özbek, ne Ünal Aysal, ne bir başka birisi, ne Adnan Polat. Adnan Polat da var mesela. O da iyi, çok büyük isim. Hiçbiri geriye bile dönmüyor. Başına bile bakmıyor. Hem ki Galatasaray Başkanlığı çok şerefli, çok onore, çok iyi bir makam. Çok güzel bir şey. Vaktiyle Supi Batur 9 defa başkan olmuş. O eskilerdendi. Ama şimdiki başkanları öyle illallah deliriyorlar ki, ben bilirim Selahattin Beyazıt rahmetliyi de ne kadar yıprattılar, ne kadar yıprattılar. Dolayısıyla şimdiki başkan nöbetlerinden tam tatmin olmuş değiliz. Ama bu çocuklar da uzun süreden beri bu işe çalışıyorlar ve bu riskleri herhalde onlar da görüyorlar, da aptal değil. Ve buna rağmen taşın altına ellerini sokuyorlar. Efendim siz diyeceğiniz bir üçüncü namzet daha bulalım. Teorik olarak doğru Haydi'nin dedikleri. Ama realizasyonu çok zor. Peki. Realizasyonu çok zor. Doğru olur mu olmaz mı açıkça bilmiyorum. Peki Sayın Semih Haznedaroğlu, Galatasaray'ın eski divan başkanlarından Semih Haznedaroğlu'yla aynı zamanda Galatasaray ikinci başkanlık koltuğunda da oturdu. Yönetimlerde çokça tecrübesi var. Galatasaray'ın efsane isimlerinin çoğuyla birlikte çalıştı. Ali Uras abime tabii karşı 4-10 farkla kaybettim başkanlığı. Çok tecrübesi var. Onlar da beraber çalıştık. Sonra başkan için mücadele ettik. 4 oyla kaybettim. Ama saygımızı, abi kardeş münasebetlerimizi, şunları bunları hiç vakit kaybetmedi. Peki. Sesiniz çok gidip geliyor efendim. Böyle yakın tutabilirseniz ahizeyi. Tutuyorum. Peki. Tutuyorum. Şimdi teorik olarak mümkün değil demenize rağmen biraz daha bu işin üstüne Hayır, gideceğim. Hayır, teorik olarak mümkün. Teorik olarak ya, mümkün ama yani gerçekte mümkün. Tamam. Çok tamam. Yani kağıt üzerinde ne güzel geliyor diyorsunuz. Yani birleşsin. Evet, doğrusu güzel da bu. Güzel geliyor ama gelmiyor mu onu da bilmem. Yani namzeti görmem lazım. Peki. Üçüncü namzet diyorum. Yani Galatasaray mesela böyle bir isim var mı efendim? Yani Hayri Bey'in kafasında ne var tabii kendisi biliyor ama böyle bir isim çok mu var? Yani az mı var? Bu mesela mümkün mü teorik olarak? Böyle bir isim aklınıza geliyor mu? Şimdi bakın birkaç başkanın ismini saydım. Bunlar maddi manevi olarak hem tecrübeliler, Galatasaray'ı çok iyi tanıyorlar, hem de maddi olarak da Galatasaray'ın bütün dar boğazlarını şakır şakır açacak, transferleri şakır şakır gerçekleştirecek. Anlatabiliyor muyum? Dataları Mustafa, var, tecrübeleri Mustafa, var. Mustafa Bey zamanında olan takım şampiyon oldu. Şampiyon oldu ama o takımı Dursun Özbek kurdu. Hı hı. O olanaklarla kurdu ve o takım şampiyon oldu. Herkes diyorlar ki Mustafa Mengüç'tü galiba, değil mi soyadı? Mustafa Cengiz. Mustafa Cengiz şampiyon oldu diyorlar. Ama o takımı kuran Dursun Özbek'tir. Zamanında Ünal Aysal zamanında çok iyi futbolcular alındı. Ve Schneider'le Drogba ta Afrika bilmem nesine gittiler. Oradan aldılar geldiler. Tulun'u beraber yolladı filan. Kaşla göz arasında böyle transferler aldılar. O zamanki takımları hatırlarsanız o bayağı güzel iyi futbolcular vardı. Çok iyi futbolcular transfer ettiler. Güç başkandan geliyor. Ben oradaydım. Yanı başlarındaydım. Başkandan geliyor. Transferi yönetim bile sonradan haberi oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani o bakımdan bunlara Galatasaray yönetimi, mesela Galatasaray kamuoyu bunlardan bir tanesi çıksa pozitif karşılar. Ama gelmiyor bunlar. Gelmezler. Gelmiyorlar zaten. Niye gelmiyorlar? Çünkü adama aman Allah dedirtmişsin. O başkanlığın cazibesi, o başkanlığın prestijini vesairesini, şusunu busunu teraziye koyuyor. Öbür tarafta çektiklerini koyuyor teraziye. Üzüldüklerini koyuyor. Ya biz iki başkanı da kanserden kaybettik ya, Özsan'ı ve şeyi. Evet. Az üzüntüler olmadı, yakından gördük. Hı hı. Çünkü bu işin yükü sonunda dönüyor, dolaşıyor, başkanın sırtına geliyor. Ünal Bey'e de biraz kızgın olduğunuzu kızgın hissediyorum. Galatasaray'ların genel kızgınlığı var. Yani çok erken bıraktı gitti diyorsunuz. Tüylü diyorsunuz hatta. Diğer taraftan da böyle sağlığından olanlar var yani. Şimdi adam da bilmiyorum. O da vardı ama Ünal'ın durumu değişik. Hakikaten divan kurulunda Mehmet Elbacı kalktı. Bir işte bir şeyler istedi, bu yetki istedi. Divanda aleyhte konuştu Elbacı.
Divanda o sırada o havadaydı. O divanda da o sırada 60-70 kişi vardı. Galatasaray adasında yapılıyordu o divan. Bu bunu zaten kolluyordu. Fırsat ama başka zorlukları vardı tabii. Bir sürü zorluklar vardı. Onun için o da fırsat kolluyordu. Ve neticede adam şapkasını aldı, çekti gitti. Peki. Aysal, yani Polat, Özbek dediniz. Ben bir takım hakikat olayları anlatıyorum. Geçmişte görev yapmış başkanlardan bahsediyorsunuz. Ne olarak? Hani bu üçüncü ama kişi. Hayri Kozal üçüncü kişi. Yapmış bir namzet gösterin diyorsun. Namzet. Hayır, öyle demedim aslında. Yani ama şöyle tanımlıyor Hayri Bey. Diyor ki bir öneride bulunacak iki adaya. İki aday da kabul edecek. Böyle bir isim olmalı diyor. Böyle bir isim mesela. Bu Dursun Özbek değil. Dursun Özbek çünkü toparlayıcı bir isim değil. Çok sivrildi son zamanlarda. İşte İbra etmeyenlere döndü, parmağını salladı, hesaplaşacağız vesaire gibi. İşte Polat da değil galiba. Ya biraz da toparlayıcı bir isimden bahsediliyor. Yani yaşı başı ne olursa olsun üyelerin evet abi diyeceği, Galatasaray kültüründe olan şekilde peki abi diyeceği. Çünkü neden? Siz yıllar önce demiştiniz ki ya bir taraftan Özcan abi sana ihtiyacımız var bu dönemde, yanımızda ol dedi. Diğer taraftan da işte benden yaşça çokça küçük, orada bir koltuk var, istersen buyur otur dedi. Ben şimdi ona nasıl dinleyeyim de Özcan Bey kırayım demiştiniz bana yıllar önce. Yani Galatasaray'ın kültüründe aslında böyle cümleler yeterli, sizler için yeterli. Yiğit Şardan'dan bahsediyorum, hatırladınız mı? Hatırladım. İyi, ben de zaten şimdi reklamcı bekliyorum. Evet tamam. Yiğit Şardan'dan bahsediyorum. Yiğit Şardan size demiş ki orada boş koltuk var abi, buyurun demiş. Katılın ekibime. Ama siz ne demiştiniz? Çok iyi hatırlıyorum. Benden yaşça sadece 3 yaş küçük Özcan geldi, dedi ki abi sana ihtiyacımız var. Bu dönemde bizle birlikte olur musunuz dedi. Önünü ilikledi ve beni böyle çağırdı dediniz. Siz de bunu bu şekilde söyleyen bir adamı nasıl kırayım demiştiniz. Çok iyi hatırlıyorum cümleleri. O tamam, bir de Yunan'ın şeyle Özcan'ın eski bir mazimiz var. Tamam, maziniz var. Yani başkanı olarak beraber çalıştık, hep bana abi der. Ben de onu demek istiyorum. Bir münasebet var. Tabii. Galatasaray ilişkileri mi değişti, kimseler mi değişti, ikisi birden mi değişti? Şimdi mesela böyle bir tarif yapıyor herhalde Hayri Bey diye söylüyorum ama böyle bir isim aklıma gelmiyor. Vallahi şimdi tabii Hayri Bey hangi namzeti koyacak ortaya bilmiyorum. Ama mesela bir şey söyleyeyim size. Şimdi her ne kadar biraz yaşı ilerledi ama gene iş hayatında aktif, şu aktif, bu aktif. Mesela ne bileyim yani İlhan Kıraç'a teklif edilebilir. Bu iki başkan namzeti de başkan yardımcıları olurlar. Onlar da aktif ve çalışkan. Yine İlhan'a karşı da saygıların sevgilileri vardır. Bütün Galatasaraylıların vardır. Şu aşamada mesela İlhan Kıraç olursa, evet kabul ederse ki etmiyor, hiç girmiyor bu işlere. Ama Galatasaray'ı kurtarmak bakımından, şu bakımdan, bu bakımdan, başta olmak bakımından, problemleri vesaire çözmek bakımından, tecrübe bakımından İlhan Kıraç olabilir yani. Olsa hemen camia değişir, renk değişir, her şey değişir. Onun dışında bir özgürlüğü var. Özgürlüğü. Onun her ne kadar iş dünyasını tanımıyorum. Çok yakından tanımıyorum. Bir aralık heveslendi bu işlere. Şu anki durumunu da bilmiyorum. Ama o tabii ancak üçüncü namzet olarak yarışa girer. Bu iki namzetle mücadele eder Özgür Key. Vallahi benim aklıma bu isimler geliyor ama Hayri Bey bu işlerle daha çok uğraşıyor. Daha yakından takip ediyor. Bütün üyeleri takip ediyor. Bakarsın hepimizin hatırlayamadığı fakat oh diyeceğimiz bir yukarıda bir figür bulur. Olabilir. Ben de bekliyorum heyecanla. Ben de heyecanla bekliyorum. Ama bu iki damzette uzun süreden beri mesai veriyorlar. İkisinden biri seçildiği takdirde bunun başarısı için hepimiz dua edeceğiz. Peki efendim. Teşekkür ediyorum. Oldu. Katkılarınız için. Çok önemli katkılar bunlar. Çünkü Galatasaray aklı denilen şey eskiden çok aktifti. Böyle zamanlarda Galatasaray kriz var demezdi. Galatasaraylar kriz var demezdi. Endişe duymazdı. Galatasaray'ın en zor dönemleri denilen dönemlerde bir tek stat meselesi hariç Galatasaray hep bir total zeka konuştuk ya, Divan Başkanı'nın bahsetti. Bu total zekasını işletirdi, işleme koyardı. Bak, bir şey daha var. Mesela Ali Giriş vardır. Hiç yıpranmamış bir şeydir. Bugün adaylığını koysa seçim kazanır Ali Giriş. Belki de Ali Giriş'i düşünüyorum.
Anlatabiliyor muyum? Yani o böyle abi olarak başa gelir. Onu düşünüyor ama bilemiyorum yani başka kimi düşünüyor. Peki. Çok çok teşekkür ederim efendim. İyi günler, iyi yayınlar. İnşallah göreceğiz hep beraber. İnşallah. Evet, çok kısa zaman kaldı esasında. Önümüzdeki en hafta Cuma gününe kadar aday kim, kimler çıkar, kimler çıkmaz. En başarılı olurlar inşallah. İnşallah. Size sevinir, şey ederiz. Mutlu oluruz. Peki efendim, görüşmek üzere. İyi günler, iyi yayınlar. Genç Ağlar sundu.